Mustafa, isteğim sana bir şey soram. Sor Ramza. Şimdi bu padişah efendimiz Abdülhamid Han hazretlerine isterseniz devirirsiniz, öyle mi? Evet. Diyelim ki devirdiniz. Ne olacak? Meşruti idari gelecek Ramiz amca. Bir meclisimiz olacak. Memleket başsız mı kalacak? Bir meclisimiz olacak dedim ya. Meclis olacak. Bu meclis kaç kişi olacak? Belki 100, belki 200, belki daha fazla. 200 baş mı olacak? Padişah efendimiz gene başımız olacak ama yetkileri sınırlı kalacak. Ha, güvdeyi idare edemeyen bir baş, öyle mi? Söyle. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Söyle, dinleyeyim. Önümüzdeki ay Padişah Abdülhamid Han Makedonya'ya seyahat yapacak. Size güzergahını ve gereken tüm bilgileri ulaştıracağım. Yani? Evet. Sizden ne istediğim aşikar. Padişah Abdülhamid'e suikast yapmanızı istiyorum. Sen bizden Sultan Abdülhamid'i öldürelim istiyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Ne diyorsun? Bu işi bize nişan verdin, çok sevindim. Bilesin. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir daha benden haber alıncaya kadar da ortalıkta görünmeyin. Anladın mı? Tamam. Anladım. Makedonya seyahatimle ilgili malumatı gerekli valiliklere bildirdiniz mi paşa? Evet efendim. Mustafa, dur, oynama kamışla. Bak Mustafa, şimdi sen buradan git, bu kısa yoldan tez amcasının kaymakamına. Ben de buradan gidem sata sata sütüme. Akşama sana daha soracaklarım var. Beynimiz çalışsın. Tamam. Haydi. 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 Hadi görüşürüz akşama. Haydi, selametle. Hayırlı işler. Kim onlar be? Birileri yerde yatay. Zarife! Zarife! Alex! Zarife! Zarife! Alex! Ne oldu size bile be? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ahmet efendi! Gel, gel yardım ederim, gel! Yardım et! Gel kaldıralım! Kaldıralım! Ahmet efendi! Gel sen ama! Yorgo, Yorgo gel! Gel yardım et! Bak çocukları ne hale koymuşlar! Gel, gel yardım edelim! Kaldıralım onları, gel! Yorgo, gelsene be! Mustafa! Mustafa yetiş! Mustafa! Mustafa yetiş! Mustafa! Zarife! Kumrum! Ne oldu size böyle be? Kim yaptı bunları size? Kimler yaptı? Yapanların elleri kırılsın! Yazıklar olsun size be! Yazıklar olsun! Defolun! Olmaz olsun sizin gibi komşular!
Defolun! Ramiz amca! Mustafa gel! Mustafa koş! Mustafa koş! Ramiz amca! Mustafa! Bak! Mustafa gülür müsün? Gülür müsün, ne yapmışlar? Mustafa gülür müsün? Aman Allah'ım, ne olmuş burada? Terbe! Ne yapacağız? Alex! Ramiz amca! Ha. Koş arabayı getir. Acil eve gitmemiz lazım. Tutar mısın? Zarife. Çekil lan. Hala mısın? Çekilin bak. Çekilin. Çekilin bak. Kamuş. Brzo. 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 Kamuş. Hayda. 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 Kamuş. Brzo. Brzo. Alex. Geldim. Brzo. Odima. Kamuş. Mustafa geldim. Hadi acele et. Gel 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 gel. Haydi. Haydi Mustafa. Buraya. Kaldır abi. Yavaş. Yavaş. Kaldır. Kaldır. Tut tut tut. Tut. Yavrum koru koru koru. Alex. Alex. Oğlum. Kalk. Kalk. Kaldır. Kaldır. Ses ver. Ses ver. Ses ver. Vahide! Fatma! Fatma! Ne o? Ne o abi be? Baba! Fatma yardım edin! Koş Vahide, yardım et. Fatma! Fatma! Yardım edin! Vahide yardım et. Önce Zarife. Ay be! Alex! 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 Alex. Ne oluyor kız şimdi? Bezi al. Kafasına sıkıca tut, bastır öyle. Bilinci kapalı. Rabbim kumru bir sen koru. Fatma, söyle bana, ne oluyor? Ramiz Efendi. Efendim? Lazım haber verilsin Baytar Efendi'ye de. Torun Cahiz'ini merak etmesin adam Hayde. Zarife! Ya Mustafa bak, söyle, söyle bak, atacaksın sonra, söyle sana, iyi mi? Kafasından ağır bir dalga almış. Ama iyileşecek. İyileşecek. Duydun mu Fatma? Alex kendine geliyor. Alex kendine gel. Alex. 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 İyi. Zarife iyi. Alex. Kıpırdama. Alex kıpırdama. Kaburga kemiklerinden birkaçı kırılmış olabilir. Zarife. Abla. Efendim. Güzelce. Efendim.
Allah. Allah'ım. Affedersin. Affedin beni. Koruyamaz. Koruyamaz. Allah'ım. Affedersin. Affedin beni. Koruyamaz. Affedersin. Zarif. Zarif benim. Zarif. Baba. Ha, Zarife bak gözünü aç. Süle. Ana. Süle açtı. Bizim bir günahımız yok. Biz yolda tesadüf görüştük. Yalnız konuştuk. Yemin ederim bizim bir günahımız yok. Alex. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu Alex? Buradaymış it sürüsü. Ne istiyorsun? Sen ne istedin benim kız kardeşimden? Senin kız kardeşin biri ahlaksız. Öyle mi değilsin? Sen de kızım. Hey, yapma. Sen kim olmuşsun ki karar veresin? Kim ahlaklı, kim ahlaksız? Sizin gibi köpekler mi kaldı? Korusunlar ahlakımızı. Kaldırın ellerinizi. Kaldırın ellerinizi dedim. Kaldırın. Haydi. Hayır. Yürüyün. Vay de kızım, ne yapıyorsun? Ne yapayım İsmail Efendi? Bu köpeklerle insan gibi konuşulmaz. Onların dilini konuşayım. Yürüyün. Yürüyün haydi. Vay de. Vay de ne oluyor? Alın bu köpek sürüsünü, içeri atın ta ki vurmamışım onları. Ne yaptılar? İki masum insanı dürtmüşler. Öldürsünler istemişler. Doğru mu? Kimi dövmüşler? Zarife ile Alex. Doğru mu diye sordum. Evet doğru komutan. Ama onun kardeşi de Hristiyan olanları ayartay. İstersin gebertem şimdi seni tete burada ha? Kapa çeneni. Taşırma sabrımı. Vay de sakin ol. Bırak kanunlar versin cezalarını. Ayde. O şerefsiz kaymakam koyuverirse bunları, o vakit hiç düşünmem. Vururum hepsini. Bilesiniz komutan. Tutuklayın bunları. Hepsini içeri atın. Hepsini gidin. Geçin şuraya. Ramiz amca. Efendim. Baytar efendi. Biraz konuşalım. Biliyorum. İkiniz de çok endişelisiniz. Ampemole. Baytar efendi. Zannedersem Alex'in birkaç kaburga kemiği kırılmış. Hareket etmeden yatması gerekiyor. Anlayın. Zarife ise... Zarife ise? Hayatı bir tehlikesi yok. Sen onu korun Yüce Tanrı. Ama başından ağır bir darbe almış.
Aras kalabilir. Ne kalabilir, ne kalabilir? Aras mı? Sen ne dersin Mustafa? Darbenin kalıcı olup olmadığını anlamam için Zarife'nin ayılmasını beklemem gerekiyor Ramiz amca. Bekleyelim, bekleyelim. Rabbim korur onu. Ramiz amca. Efendim. Zarife'nin kulağından kan geldi. İşitme duyusunu kaybetmesinden korkuyorum. Şimdi kumuyum duymayacak mı? Sakın mı olacak? Ben öyle bir şey demedim Ramiz amca. He. Sadece ihtimalden bahsediyorum. Kesin yargıya varabilmem için birkaç gün beklememiz gerekiyor. Rabbim bakışla bize. Hiçbir şey olmayacak Ramiz efendi. Güleceksin, iyileşecek Zarifem. Ramiz efendi. İstemeyim size daha fazla yük olalım. Ben torunumu isterdim, eve götüreyim. Haklısın Baytar efendi, olur. Ama biliyorsun yürüyemez. Sediye ile taşımamız lazım. Bu sediyeyi de nereden bulalım be çocuk? Ben hallederim. Geldiler efendim. Al içeri. Buyurun, girin. Sen çıkabilirsin. Sağ olun. Görevinden azledilen Kaymakam Dilaver Bey'i tanıyor musunuz? Evet efendim. Evini biliyor musunuz? Evet efendim. Âlâ. Şimdi size çok mühim bir görev vereceğim. Dilaver Bey'i takip edeceksiniz. 24 saat evinde nöbet tutacaksınız. Ve her gün buraya gelip bana malumat vereceksiniz. Emredersin efendim. Âlâ, âlâ. Ama bu görevinizden, kumandan Cezmi dahil hiç kimsenin haberi olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsiniz. Olanları duydun mu İmam Efendi? Duydum Cabbar Efendi, duydum. Çok fena. Niçin böyle bir şey yapıyorlar Ramiz Efendi'nin kızına? Hiç yakışık alay mı? Asıl onların yaptıklarını hiç yakışık alay mı? Yakışık alay mı bir Müslüman kızı bir Hristiyanla görüşür? Hiç caiz midir bu dinimizde? Ne olursa olsun fena dükmüşler çocuklar ya Abbas Efendi. Üveler tabii. Güldürmediklerine dua etsinler. Sen ne biçim konuşuyorsun Abbas Efendi? Sanki hiç tanımaysınız Ramiz Efendi hem de kızlarını. Yok, onlar öyle kötü fena bir şey yapmazlar. Öyle mi? Niçin o vakit suç Ramiz Alex'i almış evine götürmüş? Bu kadarı daha fazla. Bu ne rezalettir böyle? Ramiz Efendi gemi azı yağmıştır. Buna izin vermeseydi gidiyiz. Dur, durun bir sakin olun önce. Kesin sesinizi artık. Hepiniz sakin olun. Onlar bizim insanlarımız. Evet. Önce gidelim bir konuşalım. Mesele neydi bir anlayalım önce. Evet, evet. Yavaş yavaş, sakin sakin konuşuruz. Hadi şimdi hepiniz eve gidin. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Biz de geleceğiz, biz de. Hadi. Zarife. Güzel kızım. Ah Zarife. Ah canım. Hey babasının kumrusu. Anasının kuzusu. Kıymetlim benim. Ana. Hey. Hey Süle, Süle yavrum, Süle. Ana. Ana bizim bir günahımız yok anne. Bilim, bilim yok. Biz yalnız konuşacak. Günahımız yok bizim. Bilim Zarife. Ay, ay. Bilim ki yoktur hiçbir günahınız. Bilim kızım, bilim. Ana. Ana. Ben seni
duymayayım. Hiç duymayayım ana. Kendimi daha duymayayım. Ne olur ana. Rüya bir gülüm. Zarife, beni... Ana, ben seni duymayayım. Kendimi daha duymayayım ana. Baba. Ne olur ana. Kızım. Sus, duymayayım. Kızım sus. Gel. Koyalım şöyle. Dilay ver, örtüyü ver. Alex, Alex, duyuyor musun? Biraz canın yanacak ama. Şimdi seni eve götürmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ramiz Efendi. Efendim. Gel bro. Ramiz Efendi. Zarife duymay. Hiçbir şey duymay. Zarife duymay. Hasan, üç dince kaldırıyoruz, tamam mı? Haydi. Bir, iki. Ramiz Efendi! Ramiz Efendi, çık dışarı! Ne oldu, kim bu? Ne istesiniz? Lazım bize hesap veresin Ramiz Efendi. Sen sus Abaz Efendi. Biz konuşacağız. Niçin susacakmışım? Susmayayım. Yahu adam, sana sus değiller. Ne hesabı verecekmişim size? Hristiyan çocukla kızının bir şey yok ise ne işi var Alex'in evinde? Ben onları buldum ormanda. Yatıydılar ikisi de. Kanlar içinde. Lazım idi, ne yapam? Ha? Alex'i ormanda mı bırakam? Büyük günaha giriyorsun Ramiz Efendi. Abbas Efendi, asıl şimdi sen günaha gireysin Abbas Efendi. Sen bana günaha mı girersin dedim. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysın Ramiz Efendi. Buna hiç yakın yoktur. Bak, söyledim. Bir daha söyle. İkisini de yerde buldum, yatıydılar. Kan içindeydiler. Hepinize bağırdım, yardım edin, yardım edin dedim. Yüzünüzü çevirdiniz. Söyle bana şimdi. Hangisi günah? Söyle! Ramiz Efendi, tam doğru söyle. Ramiz Efendi, biz seni peşin uyardık, sen dinlemedin. Sana şunu söylemeye geldik burada. Al aileni, git bu köyden. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysanız burada. Sen ne diyorsun be adam? Senin sözünle mi gideceğim ben? Ha? Evimden, barkımdan, yurdumdan terk edip gideceğim sanaysın. Öyle mi? Abbas Efendi, ayıptır. Gideceksin hiç işte. Ahlakımızı bozaysanız burada. Gidin buradan. Bile mi isteyesin Abbas Efendi? Hepimiz mi gidelim isteyesin? Gitmesek ne yapacaksın? Sorayım sana, ne yapacaksın gitmesek? Duyar mısın beni? Kulakları duymay. Zarife'min kulakları duymay. Allah Zarife'mi o kadar çok seveymiş ki duydurmadı ona senin bu sözlerini. Duysaydı ölürdü üzüntüsünden. Nice ne ben öleyim şimdi üzüntümden. Hey be, hey be. Yazıklar olsun be. Hepinize yazıklar olsun. Ne istiyorsunuz siz? Ülsünler mi bu çocuklar? Ki sevmişler birbirlerini. Allah'tandır kalplerindeki sevda. Allah'ın verdiğini kul bir kalkışı alsın. Sen bile mi istiyorsun? Senin kızın yok mu?
Senin de kızın var Lütfü Efendi, hem iki tane. Kim büyüttü Zeynep'i? Anası hastaydı onca vakit. Kim baktı ona anası gibi? Ben bakmadım mı? Sen ister miydin Zeynep'in de bile olsun kaderi? Ben istemem. Zeynep benim kızımdır. Zarife de senin kızındır. Hepimizin çocukları bunlar. O vakit hepimiz kardeşiz. Siz kimi kovaysınız? Siz kimi kovaysınız? Haydi yavaş. Haydi. Alın baltoyu. Üç deyince haydi. Yavaş. Bir, iki, üç. Haydi, haydi. Alın. Haydi. Yavaş. Yavaş. Şu anda baygın. Bir müddet sonra ayılacaktır. Burada böylece kıpırdamadan dinlenip yatması gerekiyor. Geçmiş olsun. Sağ olasınız be çocuklar. Sağ olasınız. Tanrısı sizi korusun. Amin. Cümlemizi. Hadi. Baytar Efendi. Evet. Tekrar geleceğim, merak etme. Gel oğlum, gel. Uğra. Hadi. Görüşmek üzere. Geleceğiz. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Eşimi al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare.
Mendilim benek benek, aman aman, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor beyim bir çare. Şimdi ben mektebe gittim dedi. Papaz efendiyle konuştuk işte. Beni okuldan ataymışlar. Ne? Öyle. Neyse. Ah be Alex. Ah be Alex. Sonra çıktım. Eve doğru geri... Kıpırdama be. Kıpırdama. Eve doğru geldim. Zarife'ye girdim. Lafladık biraz. Sonra birdenbire bunlar çıktı. 5-6 kişiydiler, üstümüze çullandılar şerefsizler. Bunun bir bedeli olacaktır. Demedim mi sana ben more? Alex. Çok kişiydiler de yapamadım bir şey. İstemeyin bir şey Süleyasıl. Süleyman mı? Yok, istemeyin bir hangi şey Süleyasıl. Ben ne isteyeyim biliyor musun Ramiz Efendi? Ne istersin Fatma? Biz şimdi yatalım, uyuyalım. Sabah olsun, tayyar ütsün. Kızlar sana hayırlı sabahlar babişko desin. Ben de hem gözün kör ol. Gidiyor da. İşte. Sanki hiçbir şey olmamış. Tebuka isteyim. Fatma. Hatice'm, Hatice'm, karıcığım niçin ağlaysın? Bak iyileşti Zarife. Ha, kulağı ağrı, onun için ağlaysın bileyim. Ama ne dedi Mustafa Namık? İyileşecek kulağı dedi. Abi. Çok isli davranışsınız. Kadınsınız, olacak oka. Ama ne dedi Mustafa Namık? İyileşecek dedi. Koskoca Ekim, yalan mı Süley? O değil abi. Hasan. Ben gebe değilim. Zarife. İyi misin Zarife? Hayırlı sabahlar kız kardeşim. Abla Zarife abla. Hayırlı sabahlar Zarife abla. Oh.
Hayırlı sabahlar kız Celal'im. Hayırlı sabahlar Vahide. Aman da vermiş sen kızım. Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar babiş. Duyay galiba. Duyay mı desin? Zarife. Zarifem. Yok, duymay. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Bu sabah nasılsın Zarifem? Yok, duymay. Hiçbir şey duymay Zarife. Duymuyor mu? Bence birkaç gün iyileşecek. İnşallah, inşallah. İyileşecek, iyileşecek. İnşallah, bu sabah. Ramiz baba. Hasan. Ramiz baba. Hasan dur. Ne oldu? Peşin anama söyleyelim. Öyle mi? Öyle. Hasan! Atıcı! Niçin geldiniz sabah sabah? Hayırlı sabahlar Ramiz baba. Hayırlı sabahlar Hasan. Hayırlı sabahlar babişko. Hayırlı sabahlar Atıcı'm. Ya lazım sen dinlenesin. Sen iki canlısın. İyidir, iyidir. Ağırmay. Buraya da bir bakayım. Güzel. Güzelmiş, pek fazla iz kalmamış. Güzel. Bir şey soracağım. Alex. O iyi mi? Ben bugün Alex'e gideceğim. Hatice, hadi içeri girelim. Üşüteceksin torunumu. Ana, lazım bir şey söyleyeyim sana. İçeride söylersin Hatice. Doğru söyler baban. Üşürsün burada. Haydi içeri kızım, haydi. Haydi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Haydi sofraya kur Fatma. Torunum geldi. Geldi. Ramiz amca. Efendim. Ben dilavere gidiyorum. Git git. Selam söyle. Amcasını kaymakamına. Hayırlı sabahlar Alex. Mustafa, hayırlı sabahlar. Nasıl oldun bu sabah? Daha iyi biraz. Hala agrileri var. Bütün gece uyumadı. Sabaha kadar. İyiyim dedim ben de. Oh, daha iyiyim. Olur o kadar ağrı sizi. Düzelecektir. Mustafa. Zarife nasıl? İyi. O da seni sordu. Öyle mi? İyiyim deseydin Alex'i. Biliyorum, biliyorum. İyi dedim, söyledim. Mustafa. Yaraları iyileşti mi? Merak etme. Daha iyi olacaktır. Her geçen gün durumu daha iyi gidiyor. Ben varım, merak etme sen. Sana bir ihlamur çayı yapayım be evlat. Ne diyorsun? Sağ olasın Baytar efendi. Çok fazla kalamayacağım. Kasaba inmem lazım. İşlerim var. Ben daha sonra tekrar uğrar, Alex'in durumuna bakarım. Sen de kıpırdamadan yat, iyi dinlen. Sağ olasın Bate. Sen sağ ol. Haydi. Al. Dede. Dante'yi getir. Bitireceğim. Gülüyorsun be Mare. Sen bana çorba içiriydin, şimdi ben sana içireyim çorbayı. Evet dede. Sen bu çorba işini pek beceremezsin be dede.
Sus be. Yaşagın sıpası. O saglam gemiklerini de kırmaymışım desem. Güldürtür bana ağrıları tam. Kim bu be Mora? Dikkatli ol dede. Sizden nereden çıktığınızı bilmiyorum. Muallim efendi görmeye geldik. Öyleyse hadi buyurun girin içeri. Yalan çeker. Bana mı bunlar? Canım. Siz okulda değil misiniz? Yeni muallim gelene mektep kapalı. Muallim efendi size ne oldu? Muallim efendi bir aylazlık yaptı. Ben de bir güzel patakladım onu. Beni dinleyin çocuklar. Siz siz olun. Büyüklerinizin süzünden çıkmayın. Tamam mı ha? Dede. Ne yapıyorsun sen be? İzledin mi malumunu? Hı? Canım benim. Hazine. Ne? Hazine mi getire? Hem de çok büyük hazine. Daha doğrusu siz bu hazinenin üstünde oturursunuz ama farkında değilsiniz. Hiç haberiniz yok bu hazineden. Ama bu delikanlı, bu aslan gibi çocuk size bu hazineyi hem süleyecek hem gösterecek. Sen mi süleysin? Öyle göreyim Fatma. Ağzından bal akar. Süle süle devam et. Süle daha neler görürsün hazineden süle. Bak şimdi Ramiz efendi. Evet baktım. Bu kısmetli misafir... Üç vakıta kapınızı çalacak. Hangi vakıta tam bilmeyeyim ama üç vakıta. Üç ay mı, üç hafta mı, üç gün mü, üç saat bilmeyeyim. Saglam dilim ama üç saglamım. Bedi Hanım bak, 300 sene olmasın. Saglam mı üç vakit? İnşallah o kadar sürmez Ramiz efendi ama bak size çok büyük kısmet getiri. Hem de... Annenizden bir kimsenin büyük kısmeti olacak. Annemizden birinin kısmeti mi olacak? Kimin olacak? Kimin günlüğünü alacak? Sanki ki Zarife'yi görüyorum. Vallahi sanki ki onun günlüğünü isteyecek. Kimin günlüğü isteyecek Zarife mi? Dede bu aslan gibi delikanlı dedim ya. Binmiş ata oturmuş kurulmuş. Boylu poslu güzel mi güzel. Saçları da var böyle güzel güzel. Savrulu rüzgarlarda. Oh, ne yakışıklı. Uzun mu saçları Mori? Artık uzun mu kısa mı o kadar mı bilmem ama çok yakışıklı çocuk. Hem de çok kuvvetli. Hem yigit mi yigit delikanlı. Fatma kim olabilir? Büyükler. Ben bilmeyim. Hiç bilmeyim ben öyle uzun saçlı yiğit. Hiç bilmeyim. Daha ne görürsün Bediye Hanım? Haydi Sıla. Yoruldum artık Fatma. Hepsi bu. Bitti. Tamam ama ben görmedim. Göster bana hazine. Hangisidir bu hazine? Haydi göster. Dede burada. De bu hazine. Bu mu? Üstte siz durursunuz. Hazinenin üstünde durursunuz. Bu mu Ramiz? Bu ben. Adam gelir size verir bu hazineyi. Hem iste evlensin Zarife'yle. Ta oka. Dur beyler. Fatma. Ben düşündüm. Bedi Hanım'a inanmayın. Niçin inanmaysın be adam? İnanmayın. Kısmet bize gelecek imiş de. Bizi bulacak imiş de. Azineymiş de. Ülme eşeğim ülme. Yeşil otlar bitecek. Bak
Bak bak ne yapay bu. Görüyor musun Bediye Hanım? Kısmet gelince de mi bile yapacaksın sen? Bizim eve gelmez. Bediye Hanım karıştırıyor bizim evi Cabbar Efendi'nin evıyla. Yok. Size gelir size. Gelmez dedim. Gelse bile iki adım kala kral ayak yine girmez içeri. Geli dedim. Ben de katılayım sana Ramiz baba. Sus. Sus ya. Bir gün Sülemiş idi dersiniz. Ne diye be? At üstündeymiş. Seni çok seveymiş. Çok kuvvetliymiş. Saçları uzunmuş tetteneka. Baba, ana, şimdi size bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Te süle. Sülesene kızım. Bir kimse geliyor. Kim? Kısmet mi? Bile binmiş şeyin üstüne. Atın mı? Yani gibi bir şey. Bırak atı. Süle, kim geliyor? Zarife! Zarife! Te. Ramiz. Zarife! Fatma, ben bu sesi tanıyayım. Sus Ramiz, sus. Ay, ay. Zarife! Büyük bir hazinenin üstünde oturursunuz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.